Arkadaşlar, bu proje top atma veya artık avcıların kullandığı aparat veya kriket, artık ismini bilemiyorum, veya bilardo topu atma, tenis topu atma gibi projelerde kullanabileceğiniz, yapabileceğiniz bir sistemdir. Bunun temelini ben şu şekilde anlatacağım size. Bu iki tane motor, yüksek devirli motordur. Bu yüksek devirli motorları biz bu panoyla, bu kutuyla kumanda edeceğiz. Şimdi onları anlatacağım. Örneğin küçük top şu mesafeden şöyle arasından girerek fırlatacak bu dönerken. Büyük top olursa şöyle mesafeyi açacaksınız. Hatta basket topu, voleybol topu, futbol topu, böyle daraltırsanız tenis topu gibi topları fırlatabilir. Çok yüksek devirli olması nedeniyle. Tabii bunu dediğim gibi tekerleri yaklaştırıp uzaklaştırarak bir aparat, bu iki motor takılacak ve bir aparat üzerine yaklaştırıp çoğaltılacak. Çalışmasını şöyle size izah edeyim. Ben çıkış olarak şunları motor olarak düşünün, ampulleri. Normal fişe takıyorum. Bu 220 voltla çalışıyor. Eğer sahada veya dışarıda zeminde kullanmak isterseniz 12 volt veya 24 volt aküyle de bir tane invertör koyarak çalıştırabilirsiniz. Şimdi fişi soktum. 220 voltla size izah edeyim. Açıyorum. Ve bunlar da sol motorun sola doğru dönmesi. Bu sol motorun stopu, sol motorun sağa dönmesidir. Şimdi tekrar sola alayım. Bu da sağ motorun sola dönmesi, sol motorun stopu, pardon, sağ motorun sağa dönmesidir. Şimdi bunlar tabii şu anda motora bağlamadığım için devre dışı. Ben şimdi ampullere bağladım. Şimdi örneğin sol motora birinci kademede bakın az enerji veriyor. İkinci kademede fazla, üçüncü kademede daha fazla elektrik veriyor. Dolayısıyla devir çok yüksek oluyor. Sağ kademedeki motora şu anda enerji veriyorum. Birinci konum az, ikinci konum çok, üçüncü konum daha çok. Yani buraya az verip buraya çok verdiğiniz zaman topu fasollü atma olayınız olacaktır. Bunu tabii projenizde veya yapmak istediğiniz makinede kullanabilirsiniz. 2 kW gücündedir bunun içerisindeki kumanda sistemi. Ama ben şuraya yazdım 1500 watt diye. 1500 watt'lık motorda ve bu motorlarda çok rahat kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim.